Herkese merhaba, Edda Creative YouTube hesabına hoş geldiniz. Bugün Başkent Üniversitesi Geriatri Bölümü'deyiz ve Profesör Doktor Hüseyin Doruk bizi Başkent Üniversitesi'nde misafir ediyor. Geriatri nedir? Önce seni tanıyalım bence. Nedir, ne yapıyorsun burada? Başkent Üniversitesi'nde nedir bu sistem, nasıl işliyor? Evet, şimdi öncelikle hoş geldin Eda'cığım. Hoş bulduk. Şimdi geriatri yaşlı tıbbı. Yaşlı bireylerin hastalıklarının önlenmesi. Çok yönlü geriatrik değerlendirme modeliyle tedavisini hedefleyen bir bilim dalı. Biz 65 yaş ve üzeri bireylerin her türlü problemiyle ilgilenen bir bölümümüz. Hem iç hastalıkları uzmanıyım, hem geriatrik uzmanıyım, çift ihtisaslıyız. Tabii niye böyle bir bölüm var dünyada? Çünkü yaşlanan dünyaya paralel olarak yaşlı bireylerin sayısı bütün toplumlarda artıyor. Yani ülkemizde de yaklaşık şu anda ülke nüfusunun %8,5'u bizim 65 yaş ve üzeri nüfus. Tabii yaşlı bireyin kendilerinde özellikleri var. Bu özelliklerin en büyük şeyi de tek boyutlu değerlendirmenin, özellikle mesela yani bir hasta doktora geliyor yaşlı, işte tıbbi şikayetlerini söylüyor. Sonra ona bir tedavi alıyor. Fakat bu tedavi yetersiz kaldığı görülmüş dünyada. Yani bakmışlar ki yani niye mesela şimdi bir tansiyon hastası, hipertansiyon hastası, tansiyonu düşüremiyorlar. Evet. Diyorlar niye düşmüyor? Bir bakıyorlar, bunun altında psikolojik problem var. Bunun altında ekonomik problem var, ailesel problem var. Ha demişler biz o zaman yaşlı insanları bir bütün olarak değerlendirelim. Bütünsel aslında bu ara çok evet, bir şey. Evet, yani biz yaşlı bir insan tıbbi boyut yanında psikolojik, sosyal, ekonomik, ailesel olarak da değerlendiriyoruz. Ve nerede ne var bütün problemleri ortaya koyuyoruz. Ve tedavisini planlayıp daha sağlıklı, daha kaliteli yaşamasını sağlıyoruz. Peki yani 65 yaş üstü dediniz ya. Evet. Mesela büyüklerimiz var. Onların ne zaman size gelmesi için yönlendirmeliyiz? Yani gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç duydukları nasıl hissetmeliyiz? Nereden anlamalıyız? Şimdi dünyanın önerdiği şu. Yani 65 yaşından büyük olan herkes durumu ne olursa olsun muhakkak bir geriatrik değerlendirme tabi olması. Yani burada tamamen sağlıklı olabilir. Hiç kimseye bağımsız olabilir. Bunlar bizim değerlendirmemizden en çok fayda gören grup. Çünkü biz çok ayrıntılı baktığımız için... Yani sorun olmadan da gelmeli mi? Kesinlikle gelmeli. Çünkü bazı hastalıkların önceden tanısını yapabiliyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz o. Mesela bunun en tipik örneği de Alzheimer hastalığı. Evet, çok sık görülen bir hastalık. Ve Alzheimer hastalığında erken tanı sağlarsak yaşam süresini uzatabiliyoruz. Çünkü Alzheimer hastalığının tanı konduktan sonra... 4 ile 12 yıl yaşam süresi var kabaca. İşte biz erken tanı koyarsak bu yaşam süresini biraz daha uzatıyoruz. Kişinin biraz daha kaliteli yaşamasını sağlıyor. Çünkü Alzheimer hastalığının kesin tedavisi maalesef yok şu anda. Peki şey var, böyle Alzheimer değil de genç yaşta unutkanlık artık çok fazla duyduğumuz bir şey. Bu da mesela şey mi, ilgilendiğiniz bir alan mı? Gelmeli miyiz? Geriatriye giriyor mu? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle, dediğim gibi unutkanlık çağımızda her zaman, her yaşta görülen bir şey ama her unutkanlık kötü unutkanlık değil. Şimdi gençlere konuşacak olursak en çok gençlerin kafasının çok yoğun olmasından kaynaklanıyor. Ama mesela biz dahili açıdan baktığımda bazı hastalıklar unutkanlık yapabiliyor. Mesela bunun en tipik örneği işte vitamin eksikleri. İşte B12 vitamin eksikliği, folik asit eksikliği, D vitamin eksikliği. Mesela bazı tiroid hastalıklarında da kendisi unutkanlık yapabiliyor. Tiroidezin az çalışması, hipotiroid dediğimiz. İşte yine bayanlar daha sonra kansızlık, anemi bir unutkanlık sebebi. Yani neticede bir doktora müracaat eder. Zaten hekim arkadaşlar gerekli değerlendirme yapar. Bir de tabii kafayı çok meşgul eden olaylar da unutkanlık sebebi. Yani bunun eski karşılığı sürmenaj derlerdi. Biraz kafayı da boşaltmak gerekiyor. O bakımdan gençlere önerim. Yani normal sağlık muayeneleri tarihlerinde biraz da böyle beyinlerini boşaltacak aktivitelerde bulunması, hobiler edinmeleri çok çok önemli. Peki Alzheimer'ı siz de çok duymuşsunuzdur. Artık yaş şeysi de çok indi sanırım değil mi? Önceden belli bir yaştan sonra sanki görülüyordu ya da biz öyle biliyorduk. Yok, şimdi 65 daha böyle... yaşından sonra artmaya başlıyor. Öncesi görülenler öncesi daha az. Öncesi görülenler için ne konuşuruz peki? Nedir yani? Şimdi şöyle Alzheimer hastalığının... Alzheimer hastalığının bazı genetik defektleri olanlar da görme riski yapar. Ama herkes olmuş işte o zaman 50 yaşlara kadar inebiliyor Alzheimer görme riski. Ama esas normal beklenen şey
65 yaşındaki bireylerde diyelim %5 oranında gözüküyor. Hı hı. Hastalığın kötü tarafı şu, her 5 yılda bir ikiye katlaya katlaya gidiyor. Yani hı hı. 85 yaşındaki bireylerin %50'sinde Alzheimer var. Oo. Yani ikiye bir olarak oluyor. O bakımdan bayağı aktif evet, bir şekilde bayağı hızlı ilerleyen bir hastalık. Peki şey, ben mesela çok yakın bir arkadaşımın da babasında var. 50'li yaşlarında falan. Evet. Peki biz bu yaşlarda hani 65 yaşlardan sonrasına bekliyoruz ya aslında. Ne yapmalıyız? Evet. Yani o süreçte korumak açısından mı? Korumak açısından. Evet. Yani bize ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, dediğim gibi biraz evvel onu da vurguladım. Yani sosyal bir hayat. Sosyalleşme. Hı-hı. Yani buradaki ince nokta beyin hücrelerinin ölmesiyle karakterize bir hastalık. Hı-hı. Yani beyin hücrelerini korumak. Bunun için ne diyoruz? Eğitim. Yani mümkün olduğu kadar eğitim seviyesi yüksek olanlarda hastalık daha az gözüküyor. Hı-hı. Erkeklerde daha az gözüküyor. Biraz bayanlar bu konuda şanssız. Biz biraz fazla takıyoruz galiba. onun dışında işte dedim, bazı genetik anomalisi olanlarda daha fazla gözüküyor. Ve işte bazı hastalıklar, hipertansiyon gibi, diyabetes mellitus gibi buradaki hı-hı. bu hastalarda daha fazla gözükebiliyor. Bunun dışında beslenmesine dikkat etmeyenlerde, işte kötü beslenenlerde, özellikle bu fast food tarzı beslenenlerde daha çok gözüküyor. Bu beslenme düzeyi bu dönemde mesela daha fazla bozuldu ya. Tabi. O da çok etkili galiba tabii, değil mi? Fast food tabi beslenme şu anda en büyük sebeplerden biri. Özellikle hı-hı. damar sağlığını bozduğu için hı-hı. bu damarsal bozukluklar ileri yaşta birçok hastalığında işte mesela hipertansiyonumuzun bir sonucu. İşte bazı beyin damar hastalıkları, işte kalp damar hastalıkları hep bunun sonucu olarak meydana geliyor. Damar sağlığını çok erken yaşta başlamak lazım. Çünkü 2 yaşından itibaren bu damar hastalıkları insanlarda oluşmaya başlıyor. 2 yaş, çok erken aslında değil mi? Biz hiç bilmiyoruz. Sanki şey gibi 30'lu yaşları geçtikten sonra risk başlıyormuş gibi. İşte bazı kolesterol, yüksek kolesterol olan bir şeylerin genetik kolesterol yüksek olanlarda yapılan araştırmalarda işte ailesel olanın 2 yaşından itibaren bu damardaki buzlukların olduğu tespit edilmiş. Oo, evet, o hakkında. Evet. Peki Başkent Üniversitesi'ndeyiz bugün. Evet. Bu Başkent Üniversitesi'nde şu anda Başkent Üniversitesi ana binasının yanında yeni kuruldu evet. sanırım evet. geriatri bölümü. Evet. Evet. Bu süreçte Başkent Üniversitesi'ne gelecek olan hastalar aslında çok özellikle o zaman evet. değil mi? Evet, tam yani böyle... bizim yaklaşımımız dediğim gibi biz burada bir muayenehane havası içinde diyelim. Hastane ana binadan uzakta hemşiremiz, hı hı. psikologumuz, işte sekreterimiz de kendi içimizde bir yaşlıyı her bölümde değerlendiriyoruz. Yaşlılar için tabii bu çok önemli sanırım değil mi? Kesinlikle. Hastane işlere girmeden tüm tahlillerini de burada yapıyoruz. Burada da tahliller yapıyoruz. Tabii burada tahliller yapıyoruz. Hastayı ana binaya yollamadan. Velhasıl yani hastanın sadece tıbbi değil, her türlü problemlerini çözüp hı hı. işte psikolojik, ekonomik, ailesel, çevresel değerlendirme özellikle bizim şu an hasta ve yakını ön planda oluyor. Hı hı. Bir ekip işiyle yapıyoruz bunu. Yani ben bir hekim olarak her şeyi ben yapıyorum. İşte psikolog arkadaş kendi açısından değerlendiriyor. Geriatri hemşiresi arkadaş kendi açısından değerlendiriliyor. Ondan sonra ayrıntılı bir tahlilde tetkik yapıyoruz. İşte bir sürü yapıyoruz, psikiyatrik testler yapıyoruz, beslenme testleri 8-9 değişik. Yani neticede hasta bütün sonuçlarla bana geldiğinde ben her şeyini öğrenmiş oluyorum. Yani tıbbi durumu nedir? Psikolojik durumu nedir? Hı-hı. Hareket durumu nedir? Beslenme durumu nedir? Yani şöyle mi oluyor senin? Mesela hasta buraya ilk geldi. Evet. Geldiğinden çıktığı süreye evet. kadar ne yapıyoruz burada? Şimdi biz önceden randevu çalışıyoruz. Tamam. Çünkü bir hasta... Randevumuzu almadan gelmiyoruz. Evet. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü bizim biraz evvel size anlattığım şekilde değerlendirme süresi 45 dakika ile 1 saat. Oo. Yani bunu hiç bölüm yapmaz. Hı-hı. Yani o bakımdan bir yaklaşık 1 saat ayırdığımız için randevu muhakkak istiyoruz. Ve bu süreç nasıl geldikten sonra dediğim gibi yaşlı önce hemşire arkadaş değerlendiriyor. Hı-hı. İşte bu yani 3 defa tansiyon ölçtü, boyuna bakıyor, kilosuna bakıyor, bel çevresine bakıyor. Ondan sonra sosyal olarak değerlendiriyor, ailesel değerlendirmesini yapıyor. Sonra ben değerlendiriyorum tıbbi olarak. Hı-hı. Daha sonra psikolog arkadaşa geçiyor. Psikologlar bütün nöropsikiyatri unutkanlık testleri, depresyon testleri, hareket testleri, beslenme testleri, bunların hepsini yapıyor. Daha sonra burada... Aslında sağlık kimlik kartı çıkartılıyor gibi bir şey. Evet, yani burası da bizim yaptığımız da sağlıklı yaşamda. Evet. Veyahut da sessiz gençler için başarılı yaşlanmanın kilit yerlerinden biriyiz burada. Sonra ne oluyor? O sistemi takip ederek gidiyoruz. Mesela diyelim ki hasta basit, yani unutkanlıktan da konuşuyoruz. Mesela unutkanlık şikayeti. Yani ben
hekim olarak onu ayrıntılı olarak sorguluyorum. Psikolog arkadaşlarım. Mesela unutkanlık, yaşlarda unutkanlıkla karışabilecek hastalıklar var. Yani hemen her unutkana sen Alzheimer'sın demiyoruz. Bir yaşının getirdiği unutkanlık var. Bir tarafta Alzheimer'ı koyarsak bunun arasında bir boş yer var. İşte bu Alzheimer'e geçiş dönemi olan hafif kognitif bozukluk diyoruz. Hafif kognitif bozukluk. İşte hastayı burada yakalamaya çalışıyoruz. Burada da bu şekilde değerlendirmen %60-70'e kalıyoruz ve Alzheimer'a geçitme dönemini takip ediyoruz. Çünkü bu hastalar %10'u yıllık Alzheimer'a geçiş yapıyor. Erken tedavi önermiyor dünya. Yani bazen burada yakalamaya... çünkü ilaçların etkinliği sınırlı. Şimdi siz burada verirseniz hasta Alzheimer olduğu zaman ilaçlarınız hiçbir işe yaramayacak. Yani iki grup ilaç var. Yani iki çeşit silahınız var Alzheimer'a karşı. Onları hemen tüketmiş oluyorsunuz. Bir de Alzheimer'a karşılaşan hastalıklar var. Depresyon mesela. Alzheimer hastası ben unutkanım diye genelde doktora gelmez. Ama depresyon olan bir hasta ben unutkanım diye gelir. İşte biz bunu ayırt edebiliyoruz. Yani çünkü depresyon bir unutkanlık sebebidir. Tabii kendisi. Mesela onun biz dışında, belki de depresyondayız ama hiç farkında değiliz. İşte diyorsun ki Alzheimer'da... Gençlerdeki olayı da onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela vitamin durumlarına bakıyoruz. Yani geri döndürülebilir unutkanlık sebeplerine de bakıyoruz. Mesela tiroidin az çalışması, hipotiroidi unutkanlık sebebi. B12 vitamin eksikliği, folik asit eksikliği, D vitamin az olması unutkanlık sebebi. Kullandığı ilaçlar unutkanlık sebebi olabiliyor. Yani biz bunların hepsini ekart ediyoruz. Ha diyoruz ki o zaman bu kalıcı unutkanlık olabilir. Onu da daha geri testlerle ayırt ediyoruz. Yani önce geri dönüşebilir unutkanlık sebeplerini araştırıyoruz, tedavi ediyoruz, bulabilirsek. Sonra zaman içinde de takip ediyoruz. Mesela nasıl takip ediyoruz? Şimdi hasta geldikleri ayrıntılı baktık. Diyoruz ki yani sağlam bir şey yok ama diyoruz ki bir sene sonra en az görelim sizi. Mesela ne fayda sağlıyor? Diyelim ki gelmiş burada biz ayrıntılı baktığımız için mesela günlük yaşam aktivitelerine bakıyoruz. Çok basit bir şekilde yemek yemesi, tuvaleti, banyo, giyinme gibi şeyler. Sonra bir yıl sonra veyahut da periyodik kontrole geliyor ki mesela ya diyor annem diyor banyoya girdi, başını yıkamadan çıkmış diyor. Hemen kapında soru işareti. Ya da diyor ki oğul babam ya diyor bankaya gitti diyor şey fatura yatırmaya. Para çekip gelmiş, fatura yatırmamış diyor. Ne oluyor? Bu bize uyarıcı semptomlar oluyor. Bunu sormazsınız kimse söylemez. Ha düz altta bir şey mi var? Kötü bir yere mi gidiyoruz? Mesela bu zaman işte meydana gelen değişikleri biz bunları devamlı sorgulayarak fark ediyoruz. Peki orada takip süreci nasıl oluyor? Mesela geldim ben ilk kontrolleri yaptırdık burada. Her şey güzel sonrasında çıktı. Sonrasında ne kadar süreyle sizi ziyaret ettiniz? Hastanın durumuna göre mesela sağlamsa yılda bir kez en az görmek istiyoruz. Yani burada sağlanırken mesela birçok kronik hastalığı oluyor. Yani bunun en sık mesela yaşlarda hipertansiyon görüyoruz. %70'in üzerinde. Mesela şeker hastalığı, diyabet görüyoruz. 3 yaşın birinde diyabet var. Şimdi buradaki amaç zaten bu hastalıklar kesin tedavisi yok. Biz bu hastalıkları iyi bir tedaviyle kontrol altına alıyoruz. Ve kişinin iyi yaşamasını, kaliteli yaşamasını sağlıyoruz. Yani biz bu hastalığın komplikasyonlarını da önlüyoruz. Ve bundan dolayı da kişi yaşadığı hayattan zevk alsın, kaliteli yaşasın, mutlu olsun, huzurlu olsun. Yani hedeflerimizin en büyük şey de bu. Türkiye'de bu geriatri bölümünde işte ne kadar, mesela bizim sizin önerdiğiniz 65 yaş üstünün mutlaka geriatri bölümünü ilk kere en azından bir görmeleri. Ama bu Türkiye'de nasıl şu anda? Şimdi şöyle, Türkiye'de ne kadar bilinçli? 75-85-100 arası bir geriatri uzmanı var. Daha yeni bir bölüm diyoruz. Ama 3 büyük şehirde üniversite hastanelerinde geriatri bölümleri var. Onun dışında işte Kayseri, Isparta, Gaziantep gibi Bursa gibi büyük şehirlerde de Erzurum bunlarda da geriatri uzmanları var. Peki gelenler nasıl duymuş oluyor ve bilmiş oluyor? İhtiyaç olduğu için mesela unutkanım ben diye mi geliyor? En çok şikayet neyden geliyor? Çok bizim şeyimiz unutkanlık üzerine gelmeli. Tabii burada sadece şimdi unutkanlık konuşuyor. Biz şimdi dahili uzman olduğumuz için kökende. Yani biz yaşlarda daha sık öyle işte kalp, tansiyon, şeker, romatizma hastalıklar, mide var. Buna zaten tedavi ediyoruz. Biz yaşlarda daha sık gözüken bizim kendi açımızda geriatrik sendromlar diye ifade ettiğimiz hastalıklar var. Mesela bunlardan biri unutkanlık demans. Demans hastalığı. Ama biz onun dışında depresyon da tedavi ediyoruz. Biz aslında çok yandan, bütün bir dal tabii, değil mi yani? Mesela yaşlı bireylerin en büyük sıkıntıları kimseye söylemeden idrar kaçırma. Mesela bu çalışmayı biz yapmıştık. Yaşlı bayanların %50'si idrar kaçırıyor. Ve siz sormazsanız çoğu söylemez. Çünkü yaşlanmanın doğal bir sonucu gibi aldılar.
Ama erkeklerde problem oluyor. Mesela erkeklerin de %21,5 idrar kaçıyor. Ve siz yine sormazsınız, söylemez. Bir de düşün, statü sahibi bir insansa o idrar kaçırmayı tedavide olmamış, herhalde korkuyorsa diyeyim, biraz da utanıyorsa evde bağlı kalıyor, sosyal izolasyon oluyor, depresyon sebebi. Aynen öyle. Yani o bakım idrar kaçırmayı da biz tedavi ediyoruz. Mesela çok ilaç kullanmadığımız polifarmasi, bunu tedavi ediyoruz. Beslenme bozuklukları dediğimiz malnutrisyonu tedavi ediyoruz. İşte yatalak hastaların bakımları, şey, yatak yaraları, bunları tedavi ediyoruz. Daha popüler hastalıklar var. Bunlar önce mesela düşmeler, önemli bir geriatri sendromunu buluruz. Tabii son popüler dediğimiz mesela şimdi sarkopeni dediğimiz kas erimesi çok popüler. Özellikle yaşlarda çok sık kullanışından bir şey. Mesela sarkopeni üzerine şimdi bütün dünya bunun üzerine çalışıyor. Yani kemik erimesinin de önemli bir hastalık ama osteoporoz. Tedavisi çok sınırlı. Yani mevcut tedavilerle %3 ile 7 arası tedavi ediyorsun ama kas erimesi dediğimiz sarkopeni %100'e yakın tedavi ediyor. O bakımdan, ama biz biliyor muyuz? Biliyorsun. Yani, süper, artık biliyoruz. Hani niye biliyoruz? Çünkü hani uzun süre yatıyor, sonra ben yürüyemiyorum, hareket edemiyorum, oram ağrıyor, buram ağrıyor. Yani kişide sarkopeni var. En basit olarak söyleyeyim. Bu hareket ettikçe bu kaslar eski gücüne ve formuna geliyor. O bakımdan bunu düzenli egzersizler, hareketler, işte mesela böyle yatan hastalığı pek sevmeyiz. Hemen hareketle geçirmek. En kötü yatması gerekiyorsa yatağında pasif egzersizlerle eklemlerini çalıştırmak şeyi öneriyoruz. Çünkü kireçlenme daha kolay oluyor eklemlerde. Kasın erimesi çok daha kolay oluyor. Ama bunlar dediğim gibi eski fonksiyonel duruma gelme özellikleri var. O bakımdan biz en kısa sürede fonksiyonel sağlamak açısından hemen kas egzersizleri ne kalp döneminde diyeyim hastalıklarında mümkün olduğu kadar yürüyüş, hafif direnç egzersizleri kas formunu tekrar sağlayabiliyor. Aslında geriatri çok önemli bir bilim dalı. Evet. Dolayısıyla biraz daha böyle bilinçli olup aslında etrafımızdaki yaşlılarımızı yönlendirmek gerekiyor galiba. Evet, yani benim önerim de aktif yaşlar bizden daha çok fayda görüyor. Yani günlük yaşantısını devam ettiriyor. Birçok hasta da olabilir. Yani hareketli, mobil hasta. Yani ben çok sağlıklıyım, 65 yaş üstüyüm. Evet. Ben geriatriye gitmem gerekiyor demeliyim. Kesinlikle gerekiyor. Peki onu aileleri, mesela farkında olmayan bireyler için çocukları, onları getiren aile yakınları nasıl hareket etmeliler peki? Valla şimdi şöyle, eğer hasta dediğim gibi biz her türlü yaşlı hastaya bakıyoruz. Ama benden fayda görecek olan hasta grubu dediğim gibi hareket, mobil hasta. Yani günlük yaşamına devam ettiren ama öbür türlü mesela getiriyorlar burada yatalak hasta. Hani iyice artık ne bileyim Alzheimer hastanın son safhasına gelmiş, artık beslenmesi bozulmuş. Ağızdan bir şey yiyemiyor. Mesela biz o hastaları alıyoruz, yatıyoruz. İşte onun daha ileri bakım hizmeti veriyoruz bir yerde ama bunlar geçici çözüm. Benim özellikle uygulamam istediğim mesela hastalıkların erken tanısı bulmak. Yani bugün işte dediğim gibi Alzheimer için bu böyle, idrar kaçırma için öyle. İlk gün sonra kas hastalıkları için. Bunlar erken çok basit bir şekilde tedavileri yapılıp zaman içinde bir yaşamdan zevk almalarını sağlamak, kaliteli yaşamalarını sağlamak. Hedefimiz bu. Peki ne önerirsin? Evet. Bizi izleyenlere ne önerirsin? Bizim formumuz var. Ben size şöyle hediye edeyim. Burada ben aldım. Güzel şey, birincisi formumuzda ben bunu yaparken birincisi unutkanlı olanlara 10 tane maddeye koyduk arka bölümde. Mesela bu şekilde bir unutkanlık biraz daha dikkat edilmesi gereken. Bir saymak isterim. Evet. Demans için 10 ipucu demiş Hüseyin Doruk. Evet. 1. Hafıza zayıflığı, 2. iyi bilinen işleri yapmakta zorlanmak, 3. dilde problemler, 4. yön, zaman ve yer tayininde eksiklik, 5. kötü ya da zayıflamış muhakeme yeteneği, 6. soyut düşünmede sorun yaşamak, 7. eşyayı yanlış yere koymak, 8. davranışlarda ve ruh halinde değişiklik, 9. kişilikte değişmeler, 10. girişken olmamak. Evet. Bunları yaşıyorsak demansın. Evet. Belirtilerini mi görüyorsunuz? Evet, dikkat. Yani bir doktora müracaat etmek, iç sayfada da senin dediğin şeyin cevabı var. 6 maddede sağlıklı yaşlanma. Oo, süper. Bunu da sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet. O zaman Hüseyin Doruk şöyle bir şey demiş. Unutmayın, yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşama yıllar değil, yıllara yaşam katır. Şeyimiz o. Çıkış. Felsefemiz o. Süper. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başkent Üniversitesi Geriatri Bölümünde Profesör Doktor Hüseyin Doruk'a
Bize çok güzel bilgiler verdi. Kendisine ulaşmak isterseniz Başkent Üniversitesi Geriatri bölümünde iletişim bilgileri var. Evet. Biz de videonun sonunda veriyor olacağız size. Her türlü sorunuzu yanıtlayacaktır kendisi. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bence hoş geldin. Umarız keyifli olmuştur. Beni mutlu ettin. Programına daha çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha görüşürüz başka konularda. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun.